Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleykum aziz yurttaşlar. Hürmetli atahan, anahanlar, akı-uke, apasingiller. Hidayet sarı kursatuğumuzu aziz muhlisleri. Yana bir bar sizlerini tinçlikte, amanlikte, hatırcamlikte, manevi ziyaret kılış imkaniyetini bergen Allah'a hamdü senalar bulsun. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlara aytıp kursatuğumuzu başlayımız. O zilerge malum ki mukaddem otken kursatuğlarımızda halkımızın maneviyatı, ruhi terbiyesine dair bugün birkaçı kursatuğlar hükmilerge havale kılındı. Bugünkü kursatuğumuzda sizlerin hükmilerge havale kılmakçı bugün mavzu, kanaatlı faziletleri hakkıda, kanaatlı kişiye berilediğin acır mükafatlar doğrusu da batafsız tohtelişini maksatki muvaffuluk tabi. Bu mavzunu siz azizlerge kengroq batafsil yoritib berish maqsadida yurtimizni e'tiborli ulamolardan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Xomidjon Qoridomla Ismatbekov taklif qilganmiz. Qoraka xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Qoraka o'zingizga ma'lumki, mana hozirgi kunimizda bo'lsin, bizdan oldingi o'tgan ajdodlarning davrida bo'lsin, insonni qilgan amalida albatta sabr qilish, qanoat qilish, shu qanoati bilan ko'p mukofotlarga erishganligi to'g'risida ilohiy manbalarda ham, o'tgan otalarimizning suhbatlarida ham ko'p narsalarni eshitganmiz. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu bir hadis rivoyat qiladilarki, albatta og'ir sinovlar, musibatda og'irlari anbiyolarga, payg'ambarlarga bo'ladi. Ana undan keyin payg'ambarlarga ergashgan zotlarga, sahoba ikromlarga shunaqangi sinovlar kelib turadi. Lekin bu sinov bo'ladigan musibatlar ularni dinida emas, dunyosida ko'proq bo'ladi. O'sha sinovga, og'ir kunlarga qanoat qilgan, sabr qilgan insonlarga behikmat emaski bu musibatlarni yuborilishi, uni orqasida katta bir ajr mukofotlarini muqarrarligi to'g'risida ham ilohiy ma'lumotlarimizda ko'p o'g'itlar bor. Muqaddas dinimizda mana shular to'g'risida nimalar deyilgan, shular to'g'risida batafsil o'zingiz fikringizni bayon qilsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Dar haqiqat dinimiz bizga juda ham eng go'zal fazilatlarni ta'lim beradi. Insonning dunyosi, oxirati uchun bu saodat kaliti bo'ladigan fazilatlar aynan bizni dinimiz islom dinida mujassam bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam innama bu'ithtu li utammima makarimal axloq. Sizlarga men eng go'zal axloqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborilganman payg'ambar qilib deganlar. Albatta bu axloq, xulq, fazilat insonning fe'li atvorida, xulqida, uni qilayotgan har bir amalida o'z namoyon bo'ladi. Endi bugungi mavzu qanoat haqida ketar ekan, bu islomda dinimizda ulug'langan eng katta fazilatlardan biri. Qolaversa bu qanoat qalb amallaridan hisoblanadi. Biz shunday dinimiz ham zohiriy amallarimizni, ham botiniy amallarimizni isloh qilishga o'rgatar ekan. Demak, ana shunday botiniy bo'lgan insonning qalbidan kechadigan amallardan bittasi bu qanoat bo'ladi. Albatta, bu qalbda kechgan narsa zohirda ham namoyon bo'ladi. O'sha qalb insonni boshqaradi. Qaysi tomonga boshqarsa, o'sha a'zolar o'sha tomonga qarab ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shuning uchun insonning jasadidagi kichkinagina bir a'zo bor. Ana shu kichkinagina bir a'zo agar solih bo'lsa, yaxshi bo'lsa, butun a'zolar ham sog'lom bo'ladi. Agar o'sha kichkinagina bir a'zo buzilsa, fasod bo'lsa, aynisa, butun
azalar ham aynı idi. O kalbdir deganlar. Demek o'sha bizdagi amallarimizning yaxshi bo'lishligi qalbimizning yaxshi ekanligidan dalolat. Amallarimizning yomon bo'lishligi ham qalbimizning fasod bo'lganligidan dalolat bo'ladi. Ana shuning uchun dinimiz bizga o'sha qalbni ham isloh qilish yo'llarini o'rgatadi. Qalbimiz salomat bo'lishligi uchun nima zarur? U qanday fazilatlar bilan burkangan bo'lish kerak? Qanday razolatlardan u xoli bo'lish kerak? Ana o'shanda u haqiqiy bir mu'min, haqiqiy bir musulmonni kasb qiladi. O'sha bir mu'min musulmondan o'shanday bir Alloh buyurgan payg'ambar alayhi salatu vasallam ko'rsatgandek amallar sodir bo'ladi. Ana shunday qalb bezalishligi kerak bo'lgan, qalb ega bo'lishligi kerak bo'lgan eng go'zal fazilatlardan bittasi bu qanoat. O'zi qanoat degani Alloh taolo bizga yozgan narsaga, taqsimlab qo'ygan narsaga rozi bo'lishlik degani. Qalban biz rozi bo'lamiz. Insonni Alloh bergan ne'matlariga qay darajada shukr qilishligi yoki noshukr bo'lishlik o'sha qanoatga bog'liq. Alloh taolo bizga shukrga buyurgan. O'zini bergan rizqiga, o'zini bergan ne'matlariga u kammidi, ko'pmidi, Alloh kimga qancha taqsimlagan bo'lsa, o'shanga rozi bo'lishga buyurgan. Taqdirga ishonamiz deymiz, ha? Taqdirdagi yaxshilik ham yomonlik ham bu Alloh taolodan deb biz iymonimizning asoslaridan biri. Agar biz shu taqdirni inkor qilsak, taqdirga iymonimiz bo'lmasa, ishonmasak, unga shak shubha bilan qarasak iymonimiz but bo'lmaydi. Demak, qanoat ham o'shani bir qismi ekan. Alloh taolo bizni taqdirotimizda yozgan narsa bu ilohiy taqsimot. Men bunga rozi bo'lishdan boshqa ilojim choram yo'q degan narsani ifodalaydi. Qanoat degani insonda bir sukunat, osoyishlik, xotirjamlikni keltirib chiqaradi. Bu dunyodagi hamma ishlarda hech bir tashvishga, bir jazavaga tushib, o'zini o'zi qiynab yurmaydi. Alloh taolo Qur'onni bir nechta oyatlarida haqiqiy chin mu'min musulmon Alloh taoloning shu taqsimotiga rozi bo'lganlarga shunday bir xotirjam, halovatlik hayotni berishligini ham va'da qilib qo'ygan. Mufassirlar aytadiki, o'sha halovatlik, xotirjamlik, hayot deganda qanoatni berib qo'yaman deb aytadi deydi. Demak, bu qanoat ham Alloh taolo bandasiga in'om qiladigan katta bir tuhfa ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم sizlarni biroz xavf xatar ochlik azobi bilan mol va jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering. Ey Muhammad, ularga musibat yetganda albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz deydilar. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir va aynan ular hidoyat topuvchilardir.
Baqara surasi 155-157 oyatlar. Hazret Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerge merhamet kılıp ümmetim koşunizge yakşilik kılın mumullarını yakşısı bolestediler. O zizni nefsinizge haklıgen derseni özgelerge hem haklısayız Allah'ın suyuklik bendesi bolestediler. Ey ümmetim Allah'ın bergen rızkıge kanaat kısayız adamlarını en bayisiz bolestediler. Demek Cenabımız Allah Teala'nın bergen rızkıge kanaat kıgen bendeni insanlarını en bayılıp merhamet kıldılar. Demek kanaat kette bayılık eken. Allah Teala bergen rızkıge kanaat kılıp bana bugünlük günümüz bizim rızkımız şu eken deyip Allah'ını bergen rızkıge kanaat kıgen bende en bay insan eken. Abdullah İbni Mübarek Mervazi Rahmetullahi Aleyhi seferlerini biri de yoldan ketip durseler bir yigitni dalada mehnat qilayotganini gördüler. U o'zini mehnatidan nihoyatda bir xursand, kayfiyati yaxshi Abdulloh ibn Muborak Marvoziy rahmatullohi alayhi salom berib haligi yigitga bu yer sanikimi? Yeringda ishlayapsanmi dedilar. Shunda yigit javob qildiki, bu yerni egasi bor, hojasi bor. Men bu yerda mehnat qilaman. Qiyan mehnatimga yerni egasi menga haq beradi. Bir kunligim 4 chaqa dedi. Şu 4 çakanı dedi, bir çakasını nafakaya ahli ayol kılaman. Bir çakasını karzımge veremen. Bir çakasını karzge veremen. Bir çakasını infak, ihsan kılaman dedi. Tohta dediler, sözünü düşünmedin, manasını menge çüntürü vergin dediler, Abdullah İbni Mübarek. Şimdi Halik'e gittiler ki, benim mehnatım için bu yer egesi menge bir küllük 4 çaka pul verer. Bir çakasını nafaka kılaman degenim, ahli ayolim oilamga ro'zg'or qilaman. Bir chaqasini qarzimga beraman deganim, mani ota-onam hayotlar. Ularni oldida qarzdorman. Ularga bir og'izlariga yoqadigan yegulik olib boraman. Bir chaqasini qarzga beraman deganim, farzandlarimga libos olaman. Ularga zarur narsalarni olaman. Men ularga hozir himmat qilsam, inshaalloh kelajakda ular menga xizmat qiladilar. Qarzga beraman deganimning ma'nosi shu dedilar. Bir çakasını dediler, infak kılaman dedim. Bunun manası iki de cigarım apan varlar. Şularını haliden havar yaptıraman dediler. Şimdi Abdullah İbni Mübarek Mervazi Rahmetullahi Aleyhi etken ekeller ki Allah Teala senge bereke bergen eken. Allah Teala senge kanaat bergen eken. Senden ibret alış gereği eken deyip hakkı ki dua akıp etken ekeller. Ha azizler, kanaat katta baylıktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اي ایمان keltirganlar sabr qilingiz bag'ri keng bo'lingiz va Alloh yo'liga taxt bo'lib turingiz va Allohdan qo'rqingiz Zara ahirette necat topsengiz. Ali İmran suresi 200. ayet. İlahi manbalarımızdan Hatamul Asam bilan ustozlari Shaqiqi Balxiyni o'rtalarida bo'lgan suhbatda bir har xil savollarni bergan paytlarda shogirdlari Hatamul Asam juda bir ibratlik javob bergan ekanlarki
Allah'ın kelamı Kur'an'da bir ayetini gördüm ki, kımırlayan can egesi var ki, onun rızkı Allah'ın zimmesi dediğin ayetini gördüm. Ustaz, dünyaya ibret nazarı bilen bir karesem, katta katta bahaybet fillerini, katta katta hayvanlarını toydurgan Rabbim, hatta ki asmanda uçup yürgen kiçkini çivinini unutmadı. Hatta ki kharsang taşını tekide yatken haşaratlarını hem rızkını Allah verip durdu. Şularga rızk vergen Allah beni hem unutmaydı, beni hem rızkımı Allah verirdi. Rızk için halal mehnet bile hareket kıldım, hagen umrumge kanaat kıldım degen cevap vergen ekerler. İnsanlı tabiatı da ozı bar nerse ki, közü açlık, Allah vergen o şey umrumuzge, Huda vergen dünyaga, Allah vergen bana şu imkaniyetlerimizge, sabır kımestan, kanaat kımestan, türlü hıl yollar bilen dünya tapışge hareket kılış, topkan dünyaya bırakılıp ayetlerde riyaga aylantırış, adamların közüge korunadigan türlü hıl arzu havaslarına ha imaret kuruş bulsun, ha toy haşem bulsun. Şunaki yollarga ahirgi peyitte utip ketkenligimiz hiç kimge sıramaz. Bu torstem tohtalı utsayız. Allah subhanahu ve ta'ala elbette insanını bu dünyaya yaratken denkigin, onge bana şu dünyanın matalarını hammasını nimet kılıp vergen, halal kılıp vergen. Bütün atrafımızdaki bu yaratılgan mevcudat, mahlukatlar hammasi insanın hizmeti için, insanın manfaati için yaratılgan. Allah Teala bendesini, insan zatını şimdi aziz-i mukarrem kılıp koygan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislere de itediler ki, Cebrail aleyhisselam gelip beni kulağımda şıbırlap gitti. Eydi ki, hiç bir insan Allah Teala yazgan nimetini, onge bergen rızkını batamam yiyip tüketmeğince canını alınmaydı. Bergen rızkını çıraylı yol bilen talep kılıyorlar. Yani çıraylı degen halal yol bilen. Ana şunun için demek bu insan özüge berilgen o şey taksimat, berilgen nimet, berilgen rızk roz, bu dünyanın matasıge kanaat hasıl kılıçlık bilen birgelikte bana şu birilgen nimetli şükranasını kılıç gerek. Allah subhanahu ve ta'ala bendesini herkül yollar bilen sineydi. Fakat yine bu imtihan degende bunu rızk rızını keme yedirip koyuş bilenmez. İnsanını hatırı cemliği var, onu ten canının selametliği var, onu avlat zürriyatları var, yani başka başka dünyavi ihtiyaçları var. Ana o şeyler bilen Allah Teala sinab baradı. Lekin insanını daima o şey başkarıp duradigan, o şey akıl degenlerse, ya ki onu ıslah kılıp duradigan kalp degenlerse de halavet buluşluğu, hatırcan buluşluğu ki o şey Allah Teala bergen rızkını halal yol bilen aktarsa, halal yol bilen topsa, ana o şende o bergen nimeti şükranı kıyam bularken. Hazır ki etkenizdik, insanlar haddeden aşılığı, har xil xoyu havasga berilishligi bu hammasi oxir oqibat borib insonni noshkurlikka olib borib qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadislari borki, ey ummatlarim, men sizlarni faqir bo'lib, kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqmayman. Men qo'rqadigan narsam sizlar shu dunyoga berilib ketishingizdan qo'rqaman deganlar. Çünkü avvalgi o'tgan ummatlarda shunaqa dunyo parastlik bo'lgan. Dunyoga berilib ketib, hatto bir-birini mol-mulkiga ko'z olaytirish, bir-birini mol-mulkiga tajovuz qilish, birov-birovni haqini ishga o'tib ketib, mana shuni ketidan Alloh taolo ularga balo yuborgan. Men sizlardan mana shunaqa dunyoga berilib ketishlardan qo'rqaman deganlar. Ana dunyoga berilib ketishlik qayerdan chiqadi? O'sha qanoat yo'qligidan bo'ladi. Odamlar ko'rib o'zidan yuqoriga qarab o'sha o'zidagi narsaga noshkurlik qilib, undan ortiqrog'ini talab qilib, talab qilganda agar halol kasbi bilan, halol yo'l bilan erisha olmasa, qing'ir yo'l bilan, harom yo'l bilan erishga o'tib ketib qoladi. Mana buni ketidan keyin fisqu fasod chiqadi. Insonlar o'rtasida avvalo hasad paydo bo'ladi. Undan keyin bu adovatga aylanadi. Ana undan keyin yana boshqa yomon oqibatlarga olib boradi. Ve elbette bunu keti ahirette hem cüde ayançlıyı bu kuladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radiyallahu anhüge
Şunday nasihat qilgan ekanlar. Menga nasihat qiling deganlarida aytgan ekanlarki Allohdan qo'rqqin, taqvo qilgin. Shunda sen odamlarning eng obidi bo'lasan. Odamlarni qo'lidagi narsaga ta'ma qilmasang, eng badavlat kishi bo'lasan degan ekanlar. Ya'ni odamlardagi o'sha qanoat bo'lishligi insonni halovat bilan xotirjam bo'lib yashashligi sabab bo'lar ekan. Yana bir hadisda aytiladiki, bu boylik degan narsa bu molning ko'pligi bilan emas, balki boylik haqiqiy boy odam bu qalbida qanoati bor bo'lgan odamdir deganlar. Chunki haqiqatan ham har qancha boy bo'lishi mumkin, u mol-mulkining hisobi bo'lmasligi mumkin, ammo qalbida shu Alloh berganiga qanoat qilmaydigan bo'lsa, u odam hali boy emas. Hali u to'ygani yo'q, qo'yni to'lgani yo'q. Ammo qo'lidagi bo'lgan turgan narsaga qanoat qilgan odam ertangi kunidan xotirjam bo'lgan odamda halovat bo'y, mana bu odamdan boy odam yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda aytadilarki: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi va ma'afan fi jasadihi va lahu qutu yawmihi." Qaysi biringlar ertalab uyqudan uyg'onganingizda tan joningiz sog' bo'lsa, xotiringiz jam bo'lsa, uyingiz tinch bo'lsa va mana shu bugunlik yetadigan ozuqasi bo'lsa, ka'annahu hizat lahu dunyo bihaza, go'yoki bu odamga butun dunyoning noz va ne'matlari shu odamni bisyor bo'libdi. Qarang, o'sha tani sog', xotiri jam, bugun nima yeyman, bolalarga nima yediraman deydigan tashvishi yo'q, yeguligi bormi, dunyoning o'zi shuda. Alloh taolo shunga hammasini bisyor qilib qo'yibdi. Qanoati bo'lgan odamda halovat borligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu hadislar bilan ifodalab beryaptilar. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم أي إيمان keltirganlar sabr va namoz bilan mendan yordam so'rangiz. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Baqara surasi 153-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarda marhamat qildilarki, ittaqil maharima takun a'badan nas varda bima qasaballohu laka takun ag'nan nas dedilar. Ya'ni Alloh taolo harom qilgan narsalardan saqlanib yashagin, eng obidlardan bo'lasan dedilar. Va Alloh taolo senga bergan narsalarga rozi bo'lib yashagin, insonlarni eng boyi bo'lib yashaysan dedilar. Demak, eng boy inson kim deyilsa, qalbi xotirjam, Alloh taolo bergan rizqqa, hayotga, taqdiriga rozi bo'lib yashagan inson haqiqiy boy inson hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir muborak hadislarida iymon keltirib, o'ziga yarasha halol kasbkori bo'lib va boriga qanoatli inson mu'min qanday ham yaxshi mu'mindir deb Payg'ambar alayhissalom maqtaganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda astaizu billah man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sadaqallohul azim. Erkakmi ayolmi kim bo'lishdan qat'i nazar mu'min bo'lgan holida xayrli solih amallarni qiladigan bo'lsa biz unga tayyiba hayot beramiz va ularni qilib o'tgan yaxshiliklari barobarida mukofotlaymiz deb Alloh taolo marhamat qilgan.
Şu ayet-i kerimedeki hayaten tayyibe kelimesini Hazreti Ali radıyallahu anhu yani kanaatli hayat deyip merhamet kıyken ekeller. Yani kanaatli hayat geçirdiğin hukukayımız deyip. Demek bu hayatı dünyada Allah bergen nimetlerinin şükürüne ada kılıçlik insanın en asasi vazifesi ve en oylantırgen narsası buluş gerek. Çünkü insan unum yok, bunum yok, un kemçiligim var, bu kemçiligim var, o işim bitme yaptı, bu işim bitme yaptı deyişlikke tilimiz burra. Lekin şu nalışlik bilen birge sal aklımızını yığıştırıp tefekkür kıladigan bosek kançadan kança narsalarga erişkenligimiz ham türüptü. Unum var, bunum var, bu narsaga eriştim, bu işim bitti, mana alhamdülillah mana şunday buldum, bu narsamam yok idi, mana bu narsalarga eriştim, şunday muvaffakiyatlarga eriştim, bundan bir neçe yıl aldım, bu narsa judayam katta orzuyum idi degan narsani ham inson o'ylashligi kerak. Şu narsalarni o'ylaganda qalbida Alloh taolo bergan ne'matlarni qadrlashlik bo'ladi. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan Alloh taolo Rabbingizni bergan ne'matini gapiring degan. Gapirishlikdan maqsad ne'matlarni eslash bo'ladi. Kishidagi xislatlarning eng yomoni dunyoga xarislik, sabrsizlik, o'ta baxillik, qo'rqoqlik va o'zini tiya bilmaslikdir. Hadis-i Şerif'ten. Hazır ki künde hemen arsa muhayya bosa, şaraitle çırayli bosa, yaşlarının ortasında acırım köpeği otkenliği, ailevi tenezzüllü köpeği otkenliği, iki de adamın ortasına girsen hayatıdan nalıp herhalde geplerini geplerini otkenliğini güvahı bulamayız. Kalırsa hazır ki peyitte üylen otken yigitlerimizin arası da kiyovlarına kınlanırken sarpalarını aldığından bağırıp özleri gözlerimle korup tanla otken herhalde şart şaraitlerini düşünmesinden turup adamlarına herhalde kudu tamamen şart koyu otken yaşlarını eşit otmayız. Endi hayotiy tajribada bir narsani boshimizdan o'tkizdikki, oldindan va'da beriladi xalqqa xizmatiga. Bundan 3-4 yil muqaddam poytaxtimizdagi to'yxonalardan bittasida qiz uzatayotgan otani xonadonlariga valima marosimiga va'da berdik. 3-4 oy oldin shu narsa tayin bo'lgan. To'yga 5 kun qolganda qizning otalari keldilar, ko'zlari yosh. Qoraka, men uzr aytgani keldim, sabab to'yimiz qoldirildi, endi bizi to'yimizni o'chirib qo'ysangiz. Men sababini so'radim. Nimaga bunaqa holat bo'ldi? Qizimizni uzatadigan paytimiz Toshkentda mol yoyar degan marosim bor. Kuyovning xonadonidan mol yoyilgan payt xotin qudamizga bizni qilgan mebel jihozlarimizni yoqmaganligi, nimaga xorijiy mamlakatniki emas degan gaplar bo'ldi. Hattoki ko'zimizning oldida derazaga ilingan pardalarni yulib tashladilar. Opa, men bir mehnatkash odamman. Aylikdan aylikka kun ko'ramiz. Bundan muqaddam qiz uzatganmiz, to'y qilganmiz, peshonasiga bersin, boriga qanoat qilib turing. Qolaversa qolgan narsani keyin yetkazamiz degan gaplarni gapirsam ham gapimga quloq solmadilar. Erkak qudamizdan bir sado chiqarmikin desam, yerga qarab sukut saqlab turganlarni ko'rgandan keyin hamiyatim yerga urilganligi, bu xonadonda insonning qadri qiymati faqat mol dunyo bilan o'lchanganligini bilib amin bo'lganimdan keyin quda bo'lganimdan keyin nima oqibat ko'ramiz bulardan deb men to'yni to'xtatdim. Butun mol-mulklarni xonadonimizga olib kelib qaytardik, to'ylar to'xtadi. Endi birma-bir kimni to'yga yetgan bo'lsam, hammani xonadoniga kirib uzr aytayotman, navbat sizga keldi, uzrimni qabul qiling. Chiqib ketganlardan keyin 86 yoshga kirgan tabarruga onamiz borlar. Bolam, bu yigit nimaga yig'ladi? Nimaga boshini egib turdi? Degan savolni berganlardan keyin bo'lgan sinoatdan onamga gapirdim. Shunda onam aytdilarki, xalqqa xizmatiga borasan. Qo'linglarga mikrofon olib mavruza qilganingda nimani gapirasizlar? Shularni gapiringlar. Bizning davrimizda bunaqa bo'lgan emas-ku. Qanoat bo'lgan, sabr bo'lgan. O'shanda bo'lsa ham chiroyli bir turmush bo'lgan. Nima yetmayapti bu odamlarga? Degan gaplarni gapirgan paytlari bo'ldi.
onamızı gapirgan gaplarga binaan bir neşe joylarda şu mavizalarımızda şu gaplarını gapirdik. Hozirgi kunda mana shunaqa qanoat qilmaslik, o'tgan umrga shukr qilmaslik, boriga shukr qilmaslik, ortiqcha dabdabalarga berilishlik oqibatida oilaviy tanazzullarni ko'payotganligini o'z guvohi bo'lib turibsizlar. Shular to'g'risida ham to'xtalib o'tsak. Albatta, qanoat avvalgi o'tganlarimiz, ota-bobolarimiz ayniqsa mana qiyinchilik ko'rgan, ocharchilik ko'rgan, urush vaqtlarini ko'rgan odamlar hali ham bor hayotda yurishibdi. Mana shunday odamlar ayniqsa mana shu siz aytgandek hozirgi kunda shunchalik bir to'kin davrda yashab, kamchilik ko'rmasdan o'sayotgan yoshlarga bir ibrat shular. O'shlarning hayotini, o'shlarning boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini eshitish kerak, gapirib berish kerak. Chunki inson o'sha hayotdagi qiyinchiliklarni ko'rsa, mashaqqatlarni ko'rsa, o'zidagi farog'atni qadriga yetadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari hayotlari bizga katta namuna. Har sohada, qaysi jabhada qaramasangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga hayotni ta'lim berganlar. Ayni mana shu qanoat borasida ham. U kishini yashagan hayotlarini agar ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, Oyisha radhiyallohu anha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam juft halollari aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom dunyoga keptilarki, umrlarini oxirgacha qorinlari to'yib bir bug'doyni nonidan non yemaganlar. Bir kunda ikki mahal bir xil taom yemaganlar. Payg'ambar alayhissalom ochlikda shu qorinni ishib ketishligidan saqlanish uchun qorinlariga tosh boylab yurgan paytlari bo'lgan. Mana shu gaplarni gapirib jiyanlariga Oyisha onamiz aytib o'tirar ekanlar. Biz bir oy buyoqdan chiqardi, hilol bo'lib chiqardi oyda, keyin bir oy o'tib botar edi. Yana keyingi yangi bir oy hilol bo'lib chiqardi, yana to'lin oy bo'lib botar edi. Mana shunaq qilib 2 oy, 3 oy o'tar edi. Payg'ambarning xonadonlarida qozon osilmagan. O't yoqilmagan, qozon qaynatilmagan. Deb jiyanlarga gapirib berib o'tirsalar, hayron bo'lib, "Ha, unda nima yegansizlar? Qozon osilmasa, o't yoqilmasa, ovqat qilinmasa, oylab nima yegansizlar?" deganda, "Xurmo yirdik, suv ichardik." Payg'ambarning oilasida mana shunaqa issiq taom bo'lmagan. Ana o'shalar hech kimga bir shikoyat qilmagan. O'shalar shunday bir mustahkam iymon bilan o'tgan kishilar. Boshqa-boshqa undan keyingi azizlarimiz qancha-qanchalari ham bu dunyoni vaqtinchalik fursat deb ozgina bu Alloh bergan bir hayot bo'lsa, mana shu hayotda mana shu Alloh bergan ne'matni shukronasini qilib yashashim kerak deb o'tib ketganlar bo'lgan. Hozir kunimizda haqiqatan ham dasturxonlarimiz to'la. Mana to'y hashamlarimizda, dasturxonlarni ko'rib hayron qolasiz. Mana shunchalik zamonda yoshlar o'siyapti, ulg'ayapti, shu hayotni ko'ryapti. Undan tashqari mana hozirgi kunda dunyo ochilgan. Butun dunyoni uyda o'tirib ham ko'rib o'tiramiz. Kerak bo'lsa ana dunyoga ham chiqib sayohat qilib aylanib ko'rib kelinyapti. Bu yaxshi. Dunyoni ko'rish, boshqa xalqlarni turmush tarzi bilan tanishish yaxshi. Lekin imkoniyati bo'lmasdan turib boshqa bir yuksaklikka intilish uchun boshqalarni orzu havas qilib, o'zini qiynab, o'zgani qiynab, ayniqsa siz aytgandek birovni qiynab, ota-onasini qiynab, mana unaqa bo'lish kerak deb bir narsaga intilib, o'zidagi ko'p narsalardan mahrum bo'layotganlar bor-da. Ya'ni noshukurlik qilib, ma'naviy ularga bir tushuncha berish kerak. Bularni o'sha shukronalik kayfiyatini uyg'otish kerak. Alloh taolo bergan hozirgi ne'matlarni qadriga yetishlikni ularga uqtirish kerak bo'ladi. Mo'min kishi qanday ham baxtli. Uning barcha ishlari yaxshilikdan iborat. Masalan, unga biror xursandchilik yetishganda shukr qilsa savob oladi.
o ham yaxshi. Shuningdek unga biror xafachilik yetishganda sabr qilsa yana savob oladi. Bu ham yaxshi. Bunday baxt faqat mu'min kishigagina nasib bo'ladi. Hadis sharifdan. Hadis-i şeriflerde etlediği kıyamet günü bulgende insanlar mahşergâhtan yığılgan vaxtlarda Allah subhanahu wa ta'ala birinci bölüp namaz kılanlarını çakırarken onlarga acir mükafatlarını toldurup köpeytirip berer iken de cennetke hüküm koyar iken. Ondan ki roza darlardı, ondan ki zakat bergenlerini, sahilerdi, ondan ki hac kılgenlerini, ondan ki indi dünya hayatında musibetke sabır kılgen sabırlı bendelerini teklif kılarken. Sabr qilgan bandalarga qiyomat kuni bo'lganda hisob kitob ham tarozi ham bo'lmasligan ularni behisob kitob Alloh taolo jannatga hukm qilar ekan. Hazrati Ali karramallohu vajhahu buyuk sahobiylardan bu kishi aytadilarki, "Mendan 5 narsani yodlab olinglar. Avval 2ta, keyin 2ta, keyin bitta alohida." Birinchisi shuki, gunoh qilgan odam gunohi uchun jazolanishdan qo'rqsin. Va ikkinchisi, hiç kim umut kılmasın, tamah kılmasın, fakat Allah'dan tamah kılsın, Allah'dan umut kılsın. Üçüncüsü şu ki, hiç kimselerden bir adam birer nesini bilmese, organiştan üyelmesin. Ve törtüncüsü şu ki, bir adam bilmeyen nesini bir adam sorarsa, bunu bilmeyen deyişten üyelmesin. Ve beşincisi dediler, bu bilinler ki sabır. Sabr insonning hayotida go'yoki insonning jasaddagi boshni misolidir. Qachon Alloh saqlasin, tanadan bosh judo qilinsa, tana buziladi. Jon yo'q bo'ladi. Umuman tana ishlamaydi. Ana shunga o'xshagan insonning hayotida sabr bo'lmasa, butun hayoti ishlari buzilib ketadi, deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, biz bunga juda e'tiborda bo'lib, dunyo hayotida hammasida sabrli bo'lishimiz kerak. Bugun ajdodlar bilan faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Ulardan o'rnak olishimiz kerak. Ular hayotlarida nimaga erishgan bo'lsalar, hammalari sabr bilan erishganlar. Ba'zan bugun yoshlarimizda shunday holat borki, arzimagan narsaga xafa bo'lishlik, tushkunlikka tushib qolishlik, besabr bo'lishlik bu mumkin emas. Chunki inson hayotida Alloh subhanahu va taolo hamma bandalarga imtihon qiladi, sinaydi. Mana shu Allohning sinovlariga sabr bilan o'tishlik ham katta natijalarga ham dunyoda ham oxiratda erishishga sabab vosita bo'ladi. Xudoyim har ne bersa qil qanoat. Yurakni qilma minnatdan jarohat. Bu mehnat birla topsang parcha non, kishining minnatidan uldur asan. Sufi Allah yar. Halife-i Rahman Hazreti Umar'ı devrlerde ikkita odamni yuboribdilar ki, Misr mamlakatiga borib, o'sha mamlakatni o'rganinglar. Ijtimoiy, iqtisodiy ahvolini, xalqi hayotini o'rganinglar degan gaplarni gapirib jo'natganlardan keyin, oradan bir qancha muddat o'tgandan keyin xargilar qaytib kelishdi. Shulardan birlardan savol qildilar, "Ko'rganingni endi bayon qilgin" deganlarda, "Yaxshiligini ko'rdim, ma'murligini ko'rdim, obodonchiligini ko'rdim, yurt obod, odamlar to'atda, ibodatda, taqvoda. Ma'murchilik, bozorlar arzonchilik. Mana shularni qatorida ibodat qildim, iymonning halovatidan bahramand bo'lib, yaxshi bir taassurotlar bilan qaytdim" degan gapni gapirdilar. Ikkinchi odamni savol qildilar, "Endi ko'rganingni sen bayon qilgin" dedilar. "Faqat yomon gap. Borganimda yaxshilikni ko'rganim yo'q. Qumorvozlik, ishratbozlik, odamlarning o'rtasidagi adovat, nizoni ko'rdim.
ibodatdan benasib bo'lgan insonlarni ko'rdim, faqat yomonlikni ko'rdim degan faqat yomon gap, yomon taassurotlar. Shunda Xalifa Rahmon Hazrati Umar sukut saqlab turganlardan keyin aytdilarki, "Qalbingni shunchalik mag'or bosib ketganmi?" dedilar. Katta mamlakatda nahotki bir yaxshi tomoni bo'lmasa. Birilarni savol qildim, faqat yaxshi gapni gapirdilar. Negaki uni qalbi toza. Uni fikri toza, sog'lom fikrda toza bir fikr bilan gapiryapti. Xursand bo'lyapti. O'zgalarning yutug'idan, o'zgalarga kelgan imkoniyat omadni ko'rib xursand bo'lib, xuddi o'ziga berilgandek gapirib turibdi. Lekin sani qalbing, niyating egriligidan og'zingdan chiqayotgan gap ham faqat shu mamlakatga tosh otishdan iborat, uni kamchiligini gapirishdan iborat. Bu o'tkizgan hayotingga shukr qilish, qanoat qilish degan narsa senda yo'q ekan-ku degan gapni gapirgan ekanlar. Hozirgi kunda ham ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, mahalla ko'yda, ko'cha ko'ylarda bo'lsin, hayotidan nolish, ijtimoiy tarmoqlarda butun jahonga chiqib jar solish, bir-birini obrusini to'kadigan holatlar. Shunda vaqtlar bo'ldi, bolalik paytlarimizda tanchada kunimiz o'tgan kunlar bo'lgan, pechkalarga olov yoqqan kunlarimiz bo'lgan. Vaqt kelganda shamni nurida, shamni chirog'ida qancha-qancha kitoblar, jil-jil kitoblar yozildi. O'tkizgan hayotimizga qanoat qilmasdan o'tadigan insonlarning toifasi bor. Qoraqa shular to'g'risida ham o'zingiz fikr mulohazalari so'xsa to'xtalsangiz. Qanoatga shukr egizak. Shukr. Alloh taolo bergan ne'matga shukrona qilishlik insonda yana o'sha ne'matlarni ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi. Noshukrlik hech qachon yaxshilik keltirmaydi. Insondagi bor narsani ham yo'qqa chiqaradigan narsa bo'ladi. Haqiqatan ham hozirgi kunda o'sha aytganingizdek ijtimoiy tarmoqda bo'lsin, yana boshqa odamlarning o'rtasidagi shu salbiy munosabatlar hammasi balki shu hasaddan bo'ladi. Bir-biriga nisbatan, demak, gina qudratdan bo'ladi. Hakimlardan birlari aytgan ekanlarda, eng ko'p g'am tashvish chekadigan odam bu hasadgo'y bo'ladi deganlar. Eng bir xotirjam hayot kechiradigan odam bu qanoatli odam bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni qanoatli odamda hech bir odamga bir hasad bo'lmaydi, adovat bo'lmaydi, bir yomon ko'z bilan qaramaydi, qalbida bir yomon niyat bo'lmaydi. Hasad go'yda hamma narsa bor. O'zidagi bor narsadan bexabar boshqa odamlarni har bir narsasiga ziyon yetkazishlikka harakat qiladi. Obro'si bo'lsa, shu obro'si ketsa deydi. Mol davlati bo'lsa, o'sha mol davlati yo'qolsa deydi. Yana nimaiki bir yaxshi jihatlari bo'lsa, shuni yo'qotishga harakat qiladi-yu, aslida hasad go'yni o'sha o'zidagi bor narsalar yo'qolib boraveradi. Hasadgo'y nafaqat o'zidagi narsalarni yo'qotib boradi, balki o'zi ichidan bu o'zi uchun bir jahannamning olovini yutgan bo'ladi. Ana shuning uchun demak bu dinimiz bizga buyurganliki, mu'min musulmonlarni og'a-ini degan, bir-biriga birodar degan. Yaxshilik bo'lsa, u yaxshiligiga xursand bo'lish kerak. Mu'min qachon mu'mini komil bo'ladi? Qachonki o'zidagi yaxshilik narsasini boshqa birodariga ilinmaguncha, o'shanga ham shu narsa bo'lsin deb xohlamagunicha u mu'min komil bo'la olmaydi. Qachonki mu'min odam boshqa bir odamdagi ne'matni ko'ra olmasa, hasad qilsa, aksincha undagi shu ne'matni ketishligini xohlasa, uni iymonining noqisligini belgisi shu bo'ladi. Unda bu mu'minlik komil bo'lmaydi. Demak, bu nima deyilmoqchi bunda? Bunda aytilmoqchiki, mu'min musulmonlar hech qachon birovga yomon ko'z bilan qaramaydi. Agar o'shanga bir musibat bo'lsa, shuni musibatiga, bir dardiga malham bo'lishga harakat qiladi. O'shanda biror narsa bo'lmadigan, yetishmayotgan bo'lsa, o'shani berishlikka o'zi agar shunga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham, haligi odamga ilinadi, ana u mu'min bo'ladi. Bu amallar bilan esa mu'min musulmonlarning o'rtasidagi birodarchilik rishtalari yana ham mustahkam bo'ladi. Hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqda odamlarni bir-biriga mana shunday ziddiyatli, qarama-qarshi munosabat bildirishliklari, demak, boyidagi iymonni sustligidan, iymonni zaifligidan, uni iymonini, qalbini mana shunaqa aytganingizdek kirchirlar bilan qoplanib qolganligidan. Chunki insonni bir qilgan gunohi uni qalbida bir chirk paydo qiladi. U gunohni qayta-qayta qilavergan sari, u butun qalbi qoralanib bo'ladi. Uni endi ertaga isloq qilib bo'lmaydigan holatga kelib qoladi. Balki Alloh taologa tavba qilib,
Allah Teala'nın bergan nimetiga shukrona qilib, ayniqsa mana bunday qanoat degan fazilat bo'lsa, inson mu'min mu'minga bir yaxshilikni ravo ko'rsa, yaxshilikni istasa, mu'min mu'minning haqiga duo qilsa, ana o'shanda qalblar isloq bo'ladi. Ana shuning uchun demak, hozirgi kunda biz juda ham bu qanoat degan, uni egizagi bo'lgan shukr degan fazilatga juda ham muhtojmiz, ayniqsa yoshlarimiz. Ayniqsa yoshlarimizni mana shunaqa fazilat egalari qilib tarbiyalashlik hozirgi kunda juda ham muhim. Nogahon ham kelsa senga o'zni tut bo'lma tajang. Shukr qilg'il toki battarrog'iga bo'lma duchor. Sen ishongil g'am yema sabr ayla ey dil oqibat shomdan tong kechadan kunduz kelur qishdan bahor. Hofiz Sherozi. Ardamla bugünkü mazmunli suhbetiz üçün, kursatuğumuzga təşrifi qudum qiganiz üçün kursatuğu icatkarlar namıda minnadarçılı bildirəmiz. Sağ bolin, aman bolin. Ahmet, Allah Teala sizlərinin kuvvetken işilərdə özü yar mədədkar olsun. Bolədikən bu kursatuğlarının halkımız üçün, elimiz üçün mənfaatli buluşdikini Allah nəsib eylesin. Rahmet var ki. Aziz yurttaşlar, ana bugünkü kursatuğumuzda qanaatlı fəzilətləri doğrusu da qanoatli kishilarga beriladigan imkoniyat, ajr mukofotlar to'g'risida to'xtalib ma'lumot berishga harakat qildik. Endi shunday bir xalq ekanmizki, vaqt kelganda og'ir kunlarni xalqimiz boshidan o'tkazdi. Shunday musibatli kunlar xalqi boshiga kelgan paytda otasiga janoza o'qish amri mahol bo'lganda ham otasini bejanoza ko'mgan emas. Qizini benikoh turmushga uzatgan emas. Ağır payetlerde hem halkımız başını secdeye koyup Allah'ını zikirge meşgul bugün ibadet kigen Allah bergen umurge Allah bergen hayatke kanaat kılıp barıge şükür kigen halk. Şunun için ben şunda imkaniyetlerden çırayli faydalanıp özgelerine hayatını hem abad buluşunu, ularge hem Allah imkan verişini Hudadan sorup dualarımızda tinçlik, amanlık, yurtimizi faramallığını sorup iltica kıladigan mu'minlarni qatorida bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Yana qayta-qayta sizlarni ma'naviy ziyorat qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.